Buradaki emniyet açısından bir şeyim yok. Vaka uyardılar esas. Kaldığım yer öbür tarafta, o mütevazi binaydı. Burası ahşap olduğundan dolayı FBI zannediyorum birisini de takip etti, aldılar, biliyorlar onu. Burada uzun zaman ormanın içinde kalmış bir şey yapmak için. Bazı sevenler Türkiye'den de haber gönderdiler. Bu çelik konstrüksiyonlu olan binaya geçin diye. Ben de onun için buraya geçtim. Yani öbür tarafta mütevazı bir şeyim vardı. Vaka burada da kendi dünyama göre bir odam var. Turtsa'ya. Türkiye'deki demokrasi endişesi şu anda onlar ufukları açık, engin düşünen insanlar. Kendi objektivizmlerine göre bence değerlendirdikleri zaman Türkiye'de demokrasi var mı yok mu? Наличие демократии в Турции. Karar vermelerini ben şahsen beklerim, yani Türkiye'de demokrasi var mı yok mu? Biz fakir 20 küsür sene evvel bir panelde demokrasi dedim. Ben bugün mevcut iktidarı iltizam eden o gazeteler tarafından taarruza maruz kaldım. Demokrasi geriye dönüşü olmayan bir vetiredir zaten dedim. Yani cumhuriyete de öyle baktım. Onlardan evvel cumhuriyetçi olduğumu söyledim. Я много раз говорил о том, что я являюсь сторонником республиканцам. Aleyhinde, aleyhinde konuşuyorlardı. И я против авторитарных методов управления. Bu mevzuda vaatleri bulundukları için sizde belli ölçüde muhakkaten sevenler, sayanlar iltizam etmişlerdi. Oylarını o istikamette kullanmışlardı. Ama şu anda Türkiye'de demokrasi var mı yok mu? Настоящая демократиянин gelecek adına vaat ettiği şeyler nedir? Onu onların engin ufuklarına, idraklarına bırakıyorum. Я оставляю решение о том, есть ли или нет демократии в Турции, на усмотрение турецкому народу. So, with such exceptions, the general are not worried about democratic security. With regard to the steps of democratic security, I would like to leave that to your objective views of democratic security. And you see that there is democratic security. 20 years, more than 20 years ago, I said that there is no return on democracy in Turkey. And I support democracy and I support Republican government, Republican form of government. At that time, the current ruling party's members, their media sources criticized me severely. They attacked me. They were also speaking against secularism. But at the time, we were speaking in favor of these principles. For a while, during the first term of the ruling party, they promised democratization and reforms and freedoms, and our friends have supported them through their votes. But now, whether we can talk about freedoms and democracy in Turkey, он сейчас переводит то, что он сказал на английский язык, то, что он сказал по-турецки. Сказал Гюлен буквально следующее, что он никогда не являлся сторонником государственных переворотов, но одновременно он не являлся сторонником и авторитарной власти, которую он считает нынешней власти. Сейчас звучит вопрос. Учитывая, что произошло вчера, вы готовы были бы вернуться в Турцию обратно, чтобы каким-то образом, возможно, принять участие? Oluyor gibi görüldü, bir an yaşandı, bir aralık yaşandı. Şayet böyle bir teşebbüs başarılı olsaydı Türkiye'ye dönmeyi düşünür müydünüz? Biliyoruz ki vatanımız. Смогли бы вы вернуться в Турцию, если госпереворот оказался бы? Burada kalmak geçiyor yani. Asude 2 senedir bu binadan dışarıya çıkmadım. Я долго здесь живу и 2 года уже не выходил практически из дома. İlişenler de yok. Dolayısıyla я практически ни с кем не общаюсь. İlişilmemesi, hürriyet çok önemli bir mesele. Для меня понятие свободы очень важное, потому что свобода это значит человечность. Modern hukuk sisteminde de korunması gerekli olan 5-6 şey var. И есть много значимых вещей для человека. Одна из них является свобода. Я видел много переворотов. Dolayısıyla da 28 Şubat hadisesi olduğu zaman vaka hastaneye geldim ben bu. Когда 28 февраля во время событий 28 февраля. Sonra da oradaki o Haziran fırtınası oldu. Потом возникли
ситуация в июне. Sonra burada öyle kala kaldım. И я остался здесь. Temiz asude bir yerdi burada. Это çevrede temiz insanlar var. Здесь вокруг меня достойные люди. Burada bir iki arkadaşla beraber işte öyle kala kaldım. И я остался здесь в окружении двух-трех достойных надежных друзей. Друзей. Bunları özlemiyor değilim. Burnumun kemikleri sızlıyor. И fakat bir insan rahat böyle hür iradesiyle bir şey yapabileceği bir yerde kalmayı tercih eder herhalde. Mülazam da ona bağlı devam ediyor. И я остаюсь. İkincisi özür dilerim. Я yani остаюсь верен принципам свободы. Şimdiye kadar beni hep tazyik altına aldılar, preslediler. Меня прессовали. Bunların aynı şeyi yapmayacağını nereden biliyorum? Gittiğim zaman aynı insanlar derdest edebilirlerdi. Belli olmaz. En yakın olan insanlar bile böyle çok alternatife tahammülleri yoktur. Haset ve kıskançlık dediğimiz faktör bazen küfrün ötesinde, dalaletin ötesinde, böyle azgınlığın ötesinde insana kötülükler yaptırtır.